arkamda gördüğünüz türbe Çalçakırlara bağlı Dümürcü Sultan Türbesi. Çok güzel bir mevkide, aşağıdaki manzara daha güzel. Şimdi dualarımızı Dümürcü Sultan'la buluşturmaya gidiyoruz. Dümürcü Sultan'ın türbesinin hemen önünde bir tane yazı var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Dümürcü, 27 Nisan 1988. Ya Sultan Veli, tüm çakırlar köyü sana demişler beli. İtikatlarımızla adağımızı, kurbanlarımızı kabul edip güç gözlet bizleri emi. Feryatlarımıza yetişen ya Dümürcü Sultan, ayağının tozu niyazım olsun yazıyor. 1988 yılında türbenin tadilatı zamanında yapılmış. Şimdi dualarımızı Dümürcü Sultan'la buluşturalım. Çalçakırlardan çıktık. Yolun hemen sol tarafında Dümürcü Sultan Türbesi'nin tabelası var. Görürsünüz zaten. İster arabayla gelin buraya, ister yayan. 2 ya da 3 kilometrelik bir yolumuz var, çok kısa. Ve manzarası da gerçekten çok güzel buranın. Hemen Menderes'in kenarındaki yamaçların üstünde kurulmuş türbe. Dümürcü Sultan'la bahsetmek istiyorum. Dümürcü Sultan ile ilgili bilinen tek şey Bektaşi dedesi oldu. Doğumu, ölümü, yaşamı hakkında herhangi bir bilgi yok. Bu türbeyi 1988 yılında yeniden yapmışlar burayı. Yapımı sırasında bir rivayet var. Metun'un kabrini, üstünü kaldırdıklarında hala bozulmamış, güler yüzlü bir şekilde yattığını görmüşler. Ve ondan sonra da burayı kapatıp türbeyi yeniden yapmışlar. Şimdi asıl önemli olan burada Dümürcü Sultan'a Mayıs ayının 6. veya 7. günü, yani ilk pazara denk gelen gün. Burada yüzlerce kişi toplanıyor. İzmir'den, Sivas'tan, Erzurum'dan, Denizli'den, İstanbul'dan yüzlerce kişi bir anda burada toplanıp kurbanlara diyorlar. Onun için de ilk önce bahçeye bakalım. Şimdi Dümürcü Sultan bundan 250 sene evveli bizim büyüklerimizden duyduğumuza göre orada belirsiz Bekirli kasabası var. Bekirli kasabasında yetişmiş bir saçlı baba. Oraya buradan insan gönderiyorlar, bize bir dua yapıversin. Burada kuraklık başlıyor. O da gidiyor adam oraya. Diyor ki, bizim arazilerimiz, ekinlerimiz kurudu, bize bir dua yapıverin. O da diyor ki, gidin Hacı Bayram'ın doğusunda Dümürcü Sultan diye bir zat yatıyor. Onun başında bir kan kanadın, o size orada yağmuru verir. Geliyorlar oraya. Köylü toplanıp gidiyorlar, orada bir kan kara diyorlar, kuzu kesiyorlar, efendime söyleyeyim tavuk kesiyorlar, köylü gidiyor. Onu orada yiyip içiyorlar. Yürütesi gün başlıyor yağmur yağmaya. O zamana kadar 6 Mayıs günü biz her sene oraya gideriz. Adaklarımızı, çıraklarımızı evvel Allah'a adarız. Adak Allah'a adanır. Allah'a adarız. Yalnız orada keseriz, yeriz, içeriz. O günden itibaren saçlı baba oraya buluyor. Saçlı baba ondan sonra gidiyor Aptal Musa'ya gidiyor, orada mefat ediyor. Ondan sonra onundan gelen Naci baba var. O gelip gidiyor. Her sene 6 Mayıs günü biz oraya gideriz. Çoluk, çocuk, köylü toplanır. Bu zamanlarda sağdan soldan da çok gelen var. Aşağı yukarı 500 olur, 800 olur, 1000 olur. Alaşehir'de var, İzmir'de var, Denizli'de var. Nerede köyün dağını gider, o gün muhakkak toplanır. Herkes oraya gelir. Orada pazar günü denk getiririz. Oraya herkes gelir. Herkes zaten başlığa oraya ben adam mı, kuzum mu, keseceğim diye. Başka yerden de yapıyorlar. Başka yerden de geliyor, adayı kesiyor. Söylediğim gibi Mayıs ayının 6. ve 7. günü, yani ilk pazara denk geldiği gün buraya yüzlerce kişi geliyor Türkiye'den. Bu geçtiğimiz Mayıs ayında gelmiş bayağı bir kişi, yaklaşık 1200 kişi olarak biliyoruz biz. Ondan bahsedelim, şu anda yaklaşık 9 tane saç ayağı var. Şu bu bölgede ateşlerin yakıldığı, kurbanların pişirildiği ve
herkese dağıtıldığı bölge burası. Biraz daha yamaç kısmına gittiğimizde burada odunlar var. Odunların üzerinde de zaten balta izleri var. Büyük ihtimal etlerin kıyıldığı yer ve kullanıldığı tahtalar burada. Ama asıl güzel olan yer burası. Üstü kapalı, gelenler için özel yapılmış piknik masaları var. Yüzlerce kişinin burada beraber olduğu, sosyalleştiği ve birbirlerini tanıdığı mekanlardan birisi. Burada birinci gün kurban kesiyorlarmış, pişirip dağıtıyorlar. Herkes birbirinin lokmasını yiyormuş burada. Ertesi gün gelip dualarını ediyorlarmış. Dümbülcü Sultan'ın mekanı çok güzel. Çünkü gördüğünüz gibi Menderes'in kıyısında yeni bir baraj seti yapılıyor hemen yukarıda. Bu kolda direkt olarak adı güzel barajına doğru gidiyor.